Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bu dersimizde Word'la Citavi arasındaki ilişkiye yine tekrar bir göz atacağız. Yani tekrar yapmayacağız ama bazen yani benim de yaşadığım bazı sıkıntılar oluyor. Onu da sizin yaşamamanız için size önceden bir bildirim yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi Word belgesini mesela açıp da çalışmaya başladığımız zaman kesinlikle mesela yani eğer Citavi ile çalışmışsak Citavi programının da açık olması lazım. Yani hangi proje açıksa o projeye bakmamız lazım. Yani o projeyi açmamız lazım ki Word ile çalışmamız arasında bağlantı sağlansın. Dikkat ederseniz burada da mesela Citavi eklentisini de biz kurmuştuk. Bunu nasıl kurduğunu da biz önceki videolarımızda anlattık. Buraya Citavi Pen denir. Yani mesela tıkladığımızda bakın hemen Word'un yanında bir bölüm açılır. Şu anda bakın diyor açık olan proje Bodil Bion makalesi. Bu da evet, dikkat ederseniz bakın Bodil Bion referans editör. Başka bir yok. Recent projects, daha önce mesela kısa zaman önce açmış olduğum projeler. Burada hepsi yer alıyor. Burada open olur, yani diğerlerini açmak istersen eğer yani şeyin varsa Citavi 5'in içerisine gidiyoruz. Bakın burada projects vardır. Bu projelerden istediğimizi daha önceden bakın açmış olduklarımı gösteriyorum burada. Oraya gidip oradan mesela şu dosyaya tıkladığımızda açılacaktır arkadaşlar. Şu anda proje bu. Açık olan proje bu. Ben hemen ne yapıyorum? Projeyi açtım. Evet, dikkat ederseniz yani pen bölgesinde, bu orta eklenti olan bölgede nasıl yer alacak onu göstermeye çalışacağım. Tekrar tıklayayım. Evet, açılıyor. Dikkat ederseniz bakın arkadaşlar, yani referans bölümü, knowledge bölümü, chapter bölümü, citation bölümü buralarda yer alıyor. Altta yine bizi bilgilendirecek bir takım İngilizce cümleler var. Oralara pek fazla takılmıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada kaynakları göstereceğiz ama kategorize olmuş kaynaklar var, kategorize olmamış kaynaklar var. Knowledge bölümünde de yine aynı şekilde 107 tane not çıkartmışım. Kategori olanlar var, kategori olmayanlar var. Görüyorsunuz. Evet. Chapters yok. Chapters kullanmamışız. Citation daha halime bir şey yazmamışız ki yani atıf eklememişiz. Şimdi biz bunu kullanırken yani tabi zamanla bu hız kazanacağız. Yani iyi bir derecede hız kazanacağız. Bakın iki tane şey var. Kategori var. Aslında bu kategoriler de birbirine benziyor. Yani biri kaynak kategorisidir, biri de not kategorisidir. Yani kaynak kategorisi bu notları çıkardığımız kaynakların kategorize ettiğimiz kaynaklardır. Mesela bakın işte Elazığ'daki faaliyetleri burada da var. Bakın burada da var. Elazığ'daki faaliyetleri. Mesela bununla alakalı hiçbir not çıkartmamışız. Evet. Burada da bakın dikkat ederseniz ben mesela kaynakları hiç kategorize etmemişim. Hiç yapmamışım. Yani mesela şimdi gidip bir kategorize edip yapalım gelelim mesela. Bakın burada geldik. Yani 61 tane kaynağım var ve bu 61 kaynaktan hiçbir tanesi mesela yani makalemin planına göre hazırlamışım ama buna göre mesela yerleştirmemişim. İşte okumalar yapınca evet yani künyeler arasında gezinirken okumalar yapınca mesela örneğin bu mesela diyelim. Evet, şöyle biraz açalım ki siz de rahat bir şekilde göresiniz. Evet, dikkat ederseniz bazen dar oluyor ama işte bakın makale bu ama ben bu makaleyi hiç yapmamışım. Halbuki mesela desem ki mesela bu makale şuraya şurayla ilgili bilgiler vermektedir. Bakın attım oraya. Ha, farklı yerlere de atabilir. Mesela diyelim ki şununla da ilgili bilgi vermektedir. Evet, oraya da attım. Yani bakın ama notların mesela kategori olması daha farklıdır. Mesela işte ben bu sefer diyelim ki yine o kaynağa geleyim. Evet, yine bu kaynağa geleyim. Yani şu kaynağa geleyim. Mesela şu kaynağı okudum. Burada Citation bölümünde mesela notlar elde ettim. İşte bu notlar mesela yani farklı yerlere gidebilir. Bakın açayım. Evet. Şimdi açıldı. Bakın mesela Muş'taki eğitim faaliyetleriyle ilgili bir not vermişim. O da nerede tabii? Yani burada bakın, burada farklı bir şu an kaynak açıldı. Bakın eğitim faaliyetleri. Şununla ilgili mesela yani o kaynaktan elde ettiğim notlar bu sefer farklı kaynaklara da yönelebiliyor. Yani bu demek istiyorum ki başlıklar belli, kaynaklar belli, notlar belli. Evet, ama notların mesela ait olduğu başlıklar da belli. Yani notları başlıklara. Biz burada yani intikal ederken ne yapacağız? Başlıkları yazdıracağız. Diyeceğiz şu başlığı yaz, bu başlığı yaz, bu başlığı yaz, bu başlığı yaz. Bu program ne yapacak? Word'a egemen olarak bir şekilde başlığı yani yaz dediğimiz zaman mesela bakın şöyle örnek mesela bakın not bölümüne geliyorum. Bakın bunlar her biri başlık. Evet mesela bak 6 tane not almışım. Eğer ben bu notları düzgün bir şekilde birbirine bağlamışsam yani sıralamasını düzgün bir şekilde yapmışsam program ne yapacaktır? Gidecektir. Sayfa numarasına kadar her şeyi verecektir. Daha önce de mesela ben bunu belirttim. Evet. Şu an mesela bilgi vermeye çalışıyorum. Bakın bunlar mesela kaynaklar var. Elimizde var ama kategorize olmamış. Ama biraz önce bir kategori yaptım mesela. Bakın Elazığ'daki faaliyetlerine getirdim, ekledim. Demek oluyor ki mesela Elazığ'daki faaliyetleriyle ilgili mesela insertesiydik. Mesela bakın bir başlık ekledim buraya. Evet. Yani ben bununla ilgili diyelim yazı yazdığım zaman evet yazı yazdım. Tabi burada stilimi de belirleyeyim hemen. Bakın stille belirliyorum. Diyorum ki işte klasik dipnot sistemi Chicago Manual Style. Evet onu da belirledim. Şimdi ben yazımı yazdım. Dedim ki ya şurada ben buradan yararlanmıştım. Sayfa şu şekilde mesela. Hemen tık insert. Bakın oraya bir geldi. Hemen kategorisini de verdi. Şeyini de verdi mesela. Kaynakçasını da ekledi. Bu kaynakça zaten yazarda en alta gidecek. Görüyorsunuz bakın. Burada sadece ben sayfa numarası vereceğim. Nereye? Bakın citation bölümüne. Şu an ben bir atıf attım. Atıfı mesela gösteriyor burada. Atıf attım burada gösteriyor. Diyor ki sayfa numarası ver. Mesela atıyorum sayfa numarası işte 85. Enter'a bastım. Evet. Okey dedim. Bakın burada yazar. Şurada altta yazar. Bakın mesela sayfa 85 olduğunu bakın şurada yazar. Getirir koyar. Evet. Bu böyle yani manuel olarak. Ama mesela şeyler var. Yani mesela başlığı yazmak istiyorum. Mesela devam ettim. Bakın noktayı koydum. Ondan sonra dedim ki şu başlık altındakini bakın şu başlıktaydı. Şu başlığı yaz dedim. Yani bunu yazarken mesela insert kategorisi yani knowledge items. Yani bakın sadece current kategori. Seçtiğim kategori only. Sadece o. Tıkladığımda hemen tak 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 yazacak yani. Evet kendisi getiriyor. Bakın yazıyor. Sayı notları atıyor. Attıktan sonra evet. Dipnotları koydu. Ondan sonra da kaynakçasını ekledi. Evet bunları mesela bir eserden çıkartmışız yani. Bu kadar notu bir eserden çıkartmışız. Kendisi getiriyor, ekliyor arkadaşlar. İşte bunu ne yapmamız lazım? Buraları düzgün bir şekilde ayarlamamız lazım. İşte burayı ayarladık mı? Ondan sonra tak kendisi yazıyor arkadaşlar. Bize pek fazla bir şey kalmıyor. Biz sadece yani paragrafları kontrol yapıyoruz. Borta kontrol yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Zaten atıf attığımız şeyleri de görüyoruz. Bakın. Kaç tane eser atmış atıyoruz? 1, 2, 3. Evet 3 tane. Diğerleri de aynı arkadaşlar. Burada da mesela bakın bir bölüm var. Mesela işte şurayı tıklayalım. Bakın sayfalar değişiyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Yani hangi sayfaya hangi sayfa değeri vermişim belli arkadaşlar. İşte year only. Sadece yılı göster. Sadece yani yazarı göster. Ondan sonra şurada yine önemli prefix, suffix yani önden yazı yaz. Arkadan yazı yaz. Yani dipnotun arkasında yazı yaz. Dipnotun önünde yazı yaz. Yani şuranın önünde. Şuranın önünde yazı yaz. Şuranın arkasında yazı yaz. Evet. Suffix, prefix. Prefix önünde, suffix arkasında arkadaşlar. Yani bu şekilde mesela kontrol etmeye çalışıyorum. Ama bunları buradan elle değiştirmiyorum. Bakın dikkat ederim. En önemli nokta bir tane bu. Bunları kesinlikle elle de burada değiştirmiyorum. Yani burada müdahale etmiyorum. Bir müdahale gerçekleşecekse hemen edit. Yani oraya gidiyorum. Oraya gidiyorum. Orada düzenleme yapıyorum. Bakın mesela yine bu seçili Skandinavyanmış'ın. Hemen bakalım. Bakın geldi. Yani bu künyeyi düzenliyorum. Dikkatinizi çekerim. Künye nerede şu anda? Künye burada. Evet. Mesela diyelim ki şöyle bir düzenleme yapalım. Bak volüm 35 değil de 38 yani. Yaptık. İnşallah tekrar geri giderim. Evet. Böyle geçince alta o düzenleme yapıyor. Şimdi burada bakın 38 oldu. Skandinavyanmış'ın 38. Yani burada bir sıkıntı. Mesela burada sayfa numarasını değiştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yani seçtiğimiz anda zaten seçiliyor. Hemen citation hemen burada. Mesela diyelim ki 78. Enter. Şimdi o değişti hemen. Evet. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde de yine notlar bölümüne değinmeye çalıştık. Notlar bölümünü nasıl idare edeceğiz? Onunla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Word'la Citavi arasındaki bağlantıyı kuran eklenti hakkından söz ettik. Onun görevinden söz ettik arkadaşlar. Tekrar kolay gelsin arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Zaten az kaldı derslerimiz bitecek.